Hayırlısı olsun arkadaşlar. Yaklaşık 6 aydır çıktığımız bu yolculukta kayda değer bir yol aldık. 6 ay içerisinde yaklaşık 30'a yakın ilçenin görüşmelerini yaptık. Bunlardan 23'üne görev tevdi ettik, görev ataması yaptık ve 20'sinin de inşallah ilçe kongrelerini tamamlayıp bitireceğiz. Bugün 9.'sü, 11 tane daha geride var. İl sekreterimiz bu süreç içerisinde ciddi yoruldu. Cengiz Arı Başkanım kongreler sürecinde ciddi yoruldu. Tabii diğer arkadaşlar da aynı şekilde. Bir çoban ateşi yaktık arkadaşlar. Bu çoban ateşinin etrafında da şu an olduğu gibi toplanıyoruz. Ve bu ateşi, bu coşkuyu, bu duyguyu inşallah genel başkanımızın liderliğinde, önderliğinde bu ülkenin hak ettiği yönetimlerin iktidar olana kadar devamını sağlayacağız inşallah. Bir motto olarak devam eden, genel başkanımız da tarafından da devamlı söylenen ve partimizin ilkeleri olarak ifade ettiğimiz bir durum var. Diyoruz ki Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, Cumhuriyet'in değerlerini geliştirip koruyan, evrensel hukuk değerlerine inanan, üretimi destekleyen, emeği koruyan, hudut ve bayrak birliği diyen demokratik, en demokratik kitle partisi. Bu ifadelerin hepsinin altında her maddeyi bir kitap yazacak şekilde büyütüp anlamlı hale getirebiliriz arkadaşlar. Ülkemiz son 20 yıldır özellikle kutuplaştırılmış, birbirinden ayrıştırılmış, birbirine düşmanca ifadelerle söylem geliştirmiş ve bunu yaparken de tabandaki herkese de bunu dikte ettirmiş, sirayet ettirmiş bir anlayıştan çok yoruldu. Bunlar yukarıda bunu yaparken altta sokaktaki insanın geldiğimiz bugünlerde özellikle ekmeğe olan muhtaçlığını dahi göremez bir körlüğe geldiler. %20'lik bir mutlu azınlık, %40'lık bir mutlu azınlık. Yani %20'yi konsolide eden bir yapının mutlu azınlığı var. %40'ı konsolide eden yapının da bir mutlu azınlığı var. Bir tarafta 500 mutlu azınlık, bir tarafta 5000, 10.000 mutlu azınlık var. Ama bu 84 milyonun ihtiyaçları için hiçbir anlam ifade etmiyor. Bizler, Genel Başkanımız Sayın Mustafa Sarıgül'ün önceden gelen 3 dönem belediye başkanlığındaki misyonunu parti olarak Türkiye'nin geneline yaymak gibi bir amaç edindik. O neydi o misyon? Politika geliştirmemizde, siyaset dilimizi oluştururken sağ ve sol kelimelerini reddediyoruz. Bunların demode kavramlar olduğunu düşünüyoruz. Bunların dogmatik fikirler olduğunu, dogmatik düşünceler olduğunu düşünüyoruz. Ve sokağı yakalamak adına günün pratiğine göre hareket etmemiz gerektiğine inanıyoruz. Bu anlamda diyoruz ki insanın ihtiyacını görebiliyorsanız, insanın nerede ihtiyacı var, kısa vadeli, uzun vadeli ne ihtiyacı var, bunu yakalayabiliyorsanız, bu noktada politika geliştirebiliyorsanız, bunlarla ilgili bir çözüm öneriniz varsa ve bu çözüm önerileriniz akla ve mantığa uygun ise seçmen size kanaat getirecektir. Ve bu konuda da tutarlı olacaksınız. Biz böyle bir yapılanma içerisinde basit bir siyaset diliyle beraber insanın doğa sokaktaki ve caddedeki evindeki kadının, okulundaki öğrencinin ihtiyaçlarını siyaset dilimiz haline getireceğiz. Ve inşallah liderimiz, genel başkanımızın önderliğinde bu kadrolarla, bu altın kalpli kadrolarla bu ülkeye çok güzel hizmetler edeceğiz. Başkanımıza konuşmanız için teşekkür ediyoruz. Buyurun.